Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden, Olay Ana Haber'den iyi akşamlar. Bugün 15 Ağustos 2018 Çarşamba, günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik ilk yaptırımları uygulamaya girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilen bazı ürünlerde ek vergi getiren karar resmi gazetede yayınlandı. Aralarında pirinç, alkollü içecekler, yaprak, tütün, otomobil, güzellik ve makyaj malzemelerinin de olduğu malların ithalatında uygulanan ek mali yükümlülük oranları iki kat arttırıldı. Türkiye kimseyle bir ekonomik savaştan yana değildir. Fakat kendine yönelik bir saldırı söz konusu olduğunda da buna elbette tepkisiz kalması düşünülemez. Amerikan yönetiminin İçişleri ve Adalet Bakanlarına yönelik yaptırım kararlarıyla başlayan krizde söz sırası Türkiye'deydi. Yaptırım tehditleriyle bir mesafe alınamayacağını da herkesin bilmesi gerekir. Türkiye'ye dönük olumsuz bir tavır söz konusu olduğunda da bunlar karşılıksız bırakılmaz. Amerikan elektronik ürünlerine boykot çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk resmi yaptırım kararlarını da imzaladı. Türkiye'ye karşı başlatılan bu ekonomik savaşın ya da işte algı operasyonlarının, spekülatif bir takım hareketlerin bir neticesinin olması elbette beklenmesi gayet normal. Vatandaşlarımız da milli ve yerli bir tepki göstermişlerdir. Resmi gazetede yayımlanan kararla Amerikan menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük oranları artırıldı. Kuru yemiş ürünlerinde %20, pirince %50, alkol oranı %80'den az olan içeceklerde %140, tütün ürünlerine %60 ve binek otomobillere %120 ek vergi uygulanacak. Amerikan yönetimi tavrında ısrar ederse yeni yaptırımlar devreye sokulacak. Onlar bir papaz için bu ilişkileri adeta tamamen yıkma noktasına gelirken, Türkiye gibi bir ülkeyi kaybetme noktasına getirirken Türkiye'yi burada bir günah keçisi yapmaya çalışıyorlar. Amerika tarafında yapıcı bir irade ortaya konursa biz de elbette bu müzakereleri, görüşmeleri devam ettiririz. Amerikan yönetimine bir de kriz uyarısı geldi. Türk ekonomisinin gücü sadece Türkiye ile ilgili mesele değildir. Burada yaşanacak bir kriz, dalgalanma, daralma sadece Türkiye'yi etkilemez. Yani Avrupa ekonomisini etkiler, Orta Doğu ekonomisini etkiler, Amerikan ekonomisini, Asya ekonomisini etkiler. Bu bir adeta kelebek etkisiyle her yeri ve her şeyi etkiler. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim sürerken Katar'dan yatırım desteği geldi. Bugün Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Katar emiri Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacaklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'le de telefonla görüştü. Erdoğan-Merkel görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. İki lider özellikle Türkiye'de yaşanan kur hareketliliği ve ekonomideki gelişmeleri görüştü. Almanya Başbakanı, Türkiye ekonomisinin güçlü olmasının Almanya açısından önemli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emiriyle de Beştepe'de çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı. Görüşmenin ardından Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolar doğrudan yatırım yapacağı açıklandı. Erdoğan, Perşembe günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi yapacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den kurlardaki dalgalanma ve Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan rahip krizine ilişkin açıklamalar geldi bugün. Türk lirasına yönelik bir operasyon olduğunu savunan MHP lideri Amerikan yönetimine tepki gösterdi. Papaz niye bu kadar mühim diye sordu. Biz kurla kurulmadık, dövizle devrilmeyiz. Değil Trump, dünya üzerimize gelse milli ve manevi haklarımızdan bir adım geri atan onlar gibi namerttir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Amerikan yönetimine sert çıktı. Papaz neden bu kadar önemli diye sordu. Bu papaz niye bu kadar mühimdir? Nedir gizlenen? Hangi kirli ilişkilerdir üzeri bastırılan? Tehditvari sözlere gerek yoktur. Eğer Pensilvanya'daki hain yarından tezi yok ülkemize iade edilirse papazın teslimi de gündeme gelebilecektir. Bu işin papazı mapazı yoktur. MHP Genel Merkezi'nde kameraların karşısına çıkan Bahçeli'den Amerikan mallarına yönelik yaptırım kararına destek geldi. Türkiye bir ekonomik kriz içinde değildir. Türk lirasına çok yoğun ve şiddetli bir operasyon mevcuttur. Alınan tedbirler
ve açıklanan yeni ekonomik yaklaşımla Türkiye'nin üzerinde dolaşan kara bulutlar dağıtılacaktır. ABD menşeli teknoloji ürünlerine ve bazı mallara yönelik boykot kararlarını yüreklice desteklediğimizi ilan ve ifade ediyorum. MHP, banka hesaplarındaki dövizi Türk lirasına çevirme kararı almıştı. Bahçeli'ye ne kadar dövizin çevrildiği soruldu. Bankadan merak edenler ne kadar paramızın olduğunu sorabilirler. Ama esas merak edilenler çok holdingden beslenenlerin kimler olduğu, ne kadarını döviz, ne kadarını euro, ne kadarını da Türk parası aldıklarını öğrenmek isteriz. Gözler bir yandan da İzmir'de ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson'da. Brunson'ın ev hapsinin ve yurt dışı yasağının kaldırılmasına ilişkin yapılan itiraz mahkeme tarafından reddedildi. Kararı şimdi bir üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi inceleyecek. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan Brunson'ın ev hapsiyle ilgili yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yapılan itirazı yeniden reddetti. Mahkeme, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağının devamına oy birliğiyle karar verdi. Bu kararı itiraz yönünden bir üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi inceleyecek. Brunson Temmuz ayında sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi şartıyla hapishaneden tahliye edilmişti. Avukatları tarafından daha önce yapılan itirazlar da mahkemece reddedilmişti. Türkiye ile yaşanan krize ilişkin Amerikan yönetiminden de açıklamalar gelmeye devam ediyor. Beyaz Saray Başkan Donald Trump'ın rahip Brunson serbest bırakılmadığı için hayal kırıklığı yaşadığını duyurdu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin aldığı yaptırım kararlarını yakından izlediklerini açıkladı. Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, günlük basın toplantısında Türkiye'de yaşanan rahip gerilimine ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Trump'ın halen ev hapsinde tutulan rahip Brunson'ın serbest bırakılmamasından büyük hayal kırıklığı duyduğunu söyleyen sözcü, Türkiye'yi doğru olanı yapmaya ve bu kişileri serbest bırakmaya çağırıyoruz ifadesini kullandı. Brunson'ın durumuyla ilgili yeni bir gelişme olmadığını belirten Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise, Washington'ın Brunson'ın yanı sıra NASA çalışanı Serdar Gölge ile 3 büyükelçilik personelinin serbest bırakılması isteğini yineledi. Türk lirasının değer kaybının yaşananlarla ilgisi olmadığını savunan sözcü, Amerikan elektronik ürünlerine boykot çağrısının Türkiye tarafından resmi politik olarak izlenip izlenmediğini görmek için bekleyeceklerini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılandığı davada 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın tahliye olacağı gün açıklandı. Atilla 25 Temmuz 2019'da tutulduğu cezaevinden serbest bırakılacak. New York'tan Pensilvanya eyaletinde bulunan orta güvenlikli cezaevine nakledildiği ortaya çıkan Atilla'nın hapiste kaldığı zaman ve iyi hal değerlendirilerek 11 ay sonra tahliye edileceği açıklandı. Cezaevi kayıtlarına göre Atilla 25 Temmuz 2019'da tutulduğu cezaevinden serbest bırakılacak ve Türkiye sınır dışı edilecek. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oranı değiştirdi. Bankaların swap işlemleri toplamı yasal öz kaynak toplamının %25'ini geçemeyecek. BDDK'dan yapılan açıklamada swap işlemlerindeki mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacağı duyuruldu. Kurum vadesi gelen işlemlerin yenilenemeyeceğini, söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacağını açıkladı. Merkez Bankası da pazartesi günü zorunlu karşılık oranlarına ilişkin düzenlemede değişikliğe gitmiş, Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 250 bas puan indirilmişti. Sevgili izleyenler, Bursa'dan tartışılacak bir zam haberi geldi. Uludağ yolcu taşıyan teleferik AŞ dolar kurunu 6 liraya sabitledi. Böylece teleferik ücretlerine kur zammı yapılmış oldu.
Şirketten yapılan açıklamada yaşanan son dalgalanma karşısında piyasaların geldiği nokta sabit tuttuğumuz kurda güncelleme yapmamızı kaçınılmaz kılmıştır denildi. Yılbaşında 4.48 olarak belirlenen dolar kuru 6 liraya çekilince Uludağ gidiş dönüş ücreti 90 liraya, tek yön ücreti de 72 liraya yükseldi. Yeni tarife 19 Ağustos pazar gününden itibaren uygulanmaya başlayacak. Ekonomide dalgalanma sürerken Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yarım puan düşerek %9.7 oldu. İşsiz sayısı da 3 milyon 136 bin kişiye düştü. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 136 bin kişi oldu. İşsizlik oranı yarım puan düşerek %9,7 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre 650 bin kişi artarak 29 milyon 138 bin kişi, istihdam oranı ise %48,1 oldu. Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam azalırken mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 93 bin kişi artarak 3 milyon 400 bin kişi olarak gerçekleşti. Sayın seyirciler, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verildi. Ankara ile Atina arasında krize neden olan iki Yunan asker dün gece ülkelerine döndü. Yunanistan ordusunda görevli teğmen Agelos Mitrodotis ile assubay çavuş Dimitris Kuklacis 1 Mart'ta Pazar Kule yakınlarında sınırı geçince yakalanarak gözaltına alınmış ve casusluk suçlamasıyla tutuklanmıştı. Daha önce tahliye talepleri reddedilen iki asker, Salı günü Edirne 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Askerler savunmalarında sınırı yanlışlıkla geçtiğini ileri sürerek tahliyelerini talep etti. Talebi değerlendiren mahkemede iki askerin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Gece saatlerinde tutuldukları Edirne F tipi cezaevinden tahliye edilen iki asker, sağlık kontrollerinin ardından Çorlu Havalimanı'na götürüldü. Askerler daha sonra Yunanistan'dan gelen uçakla ülkelerine döndü. Askerler Selanik Havalimanı'nda Yunanistan Savunma Bakanı Kamenos tarafından törenle karşılandı. Üniformalarını giydikleri görülen askerlerin aileleriyle kavuşmaları sırasında da duygusal görüntüler oluştu. Türkiye'de tutuklu yargılanan iki Yunan askerin tahliye edilerek ülkelerine dönmesi Atina'da geniş yankı buldu. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yunanistan'a davet etti. İki askerin tahliye edilmesinin ardından bir açıklama yapan Tsipras, kararın bölgede dostluk, iyi komşuluk ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını söyledi. Twitter hesabından paylaştığı mesajında iki Yunan askerin tahliyelerinin hukuki bir işlem olduğuna vurgu yapan Tsipras, iki subayımıza ve ailelerine çabalarımıza gösterdikleri güven ve sabır için teşekkür etmek istiyorum ifadelerini kullandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında iki Yunan askerin tahliye edilmelerinden büyük sevinç duyduğunu kaydetti. Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos ise iki Yunan askerin tahliye edilmesinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Yunanistan'a davet etti. Konuyla ilgili bir açıklamada Avrupa Birliği'nden geldi, tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesinin memnuniyetle karşılandığını belirten Brüksel Avrupa Birliği Türkiye ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek ifadesini kullandı. Terör örgütü PKK, Adıyaman'da bir mermer ocağını bastı. Dördü iş makinesi olmak üzere 13 aracı ateşe verdi. Olay yerine giden zırhlı aracın geçişi sırasında ise yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti ve iki asker yaralandı. Adıyaman'da mermer ocağını basan teröristler 13 aracı ateşe verdi, yola patlayıcı tuzakladı.
Olay Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi Kaşköy sınırında bulunan bir mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağını basan teröristler şantiye çalışanlarını bir yerde toplayarak ellerinden cep telefonlarını aldı. Ardından da şantiye alanında bulunan 4'ü iş makinesi olmak üzere toplam 13 araca benzin dökerek yaktı. Saldırı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri zırhlı araçla olay yerine giderken bu kez yola döşenen el yapım patlayıcı infilak etti. Biz de ona biliyoruz. Araçta bulunan bir uzman çavuşla bir astsubay yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Jandarma ve polis özel harekat ekipleri tarafından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler nefes kesen bir kurtarma operasyonuna imza attı. Kulp ilçesine bağlı Aygün köyünde doğum yapmak üzere olan bir kadın helikopterle hastaneye yetiştirildi. Kulp ilçesine bağlı yaylada bir kadının doğum yapmak üzere olduğu bilgisi 112 acil çağrı merkezine ihbar edildi. Hastanın durumunun aciliyetini göz önünde bulunduran ekipler jandarma bölge komutanlığına bağlı helikopterle havadan yardım istedi. Kanaması bulunan kadın jandarma bölge komutanlığına bağlı helikopterle yayladan alındı. Kadına ilk müdahale de helikopterde sağlık ekiplerince yapıldı. Hamile kadın Diyarbakır Kadın Doğum Hastanesi'ne sevk edildi. Bursa'da Uludağ gezisinden dönen öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi. Feci kazada bir öğrenci hayatını kaybederken 38 kişi yaralandı. Yaralı sürücünün ilk ifadesinde aracın frenleri şişti, eğer devirmeseydim aşağı uçacaktık dediği iddia edildi. Ancak kazanın meydana geldiği yerle ilgili önemli bir ayrıntı dikkat çekti. Tamam beyler, beyler! Kafada ağır yara var. Yine aynı yol, yine devrilen bir otobüs ve yine can pazarı. Allah devam etsin. Kaldırmayın, kaldırmayın. Bursa'da İnkaya ile Doburca arasında açılan Uludağ bağlantı yolu 2014 yılında yaşanan ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazaların ardından büyük araç geçişine kapatılmıştı. Ancak öğrencileri taşıyan tur otobüsünün şoförü yasak tabelasına rağmen yine o yolu tercih etti. Uludağ'da piknikten dönen öğrencileri taşıyan tur otobüsü rampada indiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Ortalıksa savaş alanına döndü. Beyler oradan bir açılın beyler. Yavaş. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bir yandan yaralı öğrencileri müdahale edilirken, diğer yandan hurda yığınına dönen araçta sıkışan öğrencileri kurtarmak için yoğun çaba sarf edildi. 16 öğrencinin tedavisi olay yerinde yapıldı. 22 öğrenci ise çeşitli hastanelere kaldırıldı. 20 yaşındaki Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü 2. sınıf öğrencisi Talha Erbil ise olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 22 öğrenciden 3'ünün durumu ağır. 19 kişi ise tedavilerin ardından taburcu edildi. Devrilen otobüs savcılık incelemesinin ardından 2 vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yaralılar arasında bulunan otobüs şoförünün aracın frenlerinin şiştiği ve otobüsü devirmek zorunda kaldığını söylediği iddia edildi. Ancak Doburca İnkaya arasındaki yol zaten büyük araçların geçişine yıllar önce yasaklanmış ve yolun giriş ve çıkışına ilgili tabelalar konulmuştu. Şimdi gözler kazayla ilgili başlatılan soruşturmaya çevrildi. Şubat ayında Euro kuru Sağlık Bakanlığı ile ilaç firmaları arasında 2 lira 69 kuruş olarak sabitlenmişti. Ancak Euro'nun 7 lirayı aşması, firmalarınsa daha önce belirlenen düşük kurdan piyasaya ilaç sokmak istememesi 500 kalemin üzerinde ilaca erişimi güçleştirdi. Tansiyonumuz var, şekerimiz var. İlaç vermedikten sonra biz ne yapacağız? Biz ilaçla yaşıyoruz. 500 kalem ilaçta kısıtlı bir ulaşım söz konusu. Dövizdeki yükseliş ilacı da vurdu. Eczanelerde raflar boşaldı. 2018 yılı ilaçta euro kurumuz 2.69 TL olarak sabitlenmişti. Artan euro kuru ilaç sektörümüzün, eczane depolarımızın, eczanelerimizin maliyetlerini ciddi anlamda zorlamakta.
Yüksek kur artışı nedeniyle ithalat durunca ilaç depolarında bir aylık stok kaldı. Depolarımızda ve ilaç firmalarında yaklaşık ortalama bir aylık bir stok gibi bir şeyle dönüyor bu sektör. Euro kuru sebebiyle bu yabancı firmalar bunları ülkemize getirmekte biraz kısıtlamalar uyguluyorlar. Sabitlenen kurla mevcut döviz kuru arasındaki makas açıldıkça ilaca ulaşmak imkansız hale gelecek. Tamamı yurt dışından gelen ilaçlarda bir sıkıntı yaşayabiliriz. Onkolojik ilaçlar, diyabet ilaçları ağırlıkta. Yaşlıyız kızım, ilaç kullanıyoruz günde belki 10 tane. Ben bir vatandaşım, elimden ne gelir? Büyüklerimiz düşünsün bizi. Eczacılara göre ortaya çıkan durum ilaçta zam mı kaçınılmaz kılıyor. Yüksek oranda artan bir euro kuru sebebiyle önümüzdeki dönemde bir ilaca zam gelme durumu olması gerekmekte. Halkımız ilaçları da zamlı alırsa nasıl olacak bu tedavi? İnsanlar çok zor geçiniyor. Dolar ve euronun Türk lirası karşısındaki yükselişi yabancıları döviz bozdurup konut alımına yönlendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yabancılara konut satışı ilk 7 ayda %30 arttı. Bursa en çok rağbet gören 3. il konumunda. Türk lirasının döviz karşısında yaşadığı değer kaybı konut almak isteyen yabancı yatırımcıyı harekete geçirdi. Yabancıya konut satışı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %65, 2018'in ilk 7 ayına göre ise %30 arttı. Alırlar. Çünkü şu anda onların paraları değerlendi. Bir fırsata çevirir. Ocak-Temmuz döneminde yabancı yatırımcıya Türkiye genelinde 14.674 konut satıldı. Yabancılar Bursa'da sadece Temmuz ayında 176 konut satın alırken ilk 7 ayda toplam satış 988 oldu. Şu anda özellikle yurt dışı yatırımcısı Türkiye'yi bu anlamda biraz daha ciddi sıcak bakıyor ve paralarını burada döviz olarak bozdurup direkt gayrimenkul yatırımı yapıyor. Yabancı yatırımcıların gayrimenkul almaya yönelmesine bir yorum da Bursa Emlak Müşavirleri Oda Başkanı Erdal Çelebi'den geldi. Tabii kurun yükselmesi yabancı yatırımcının ağzının sularını akıttığı da bir gerçektir. Yıl sonunda yabancıya konut satışında rekor kırılması bekleniyor. Daha çok ihracatı yapmayı meyillenen, dışarıdan sıcak parayı ülkeye sokmaya çalışan yapılar kurmakta yükümlüyüz. Bu saatten sonra dediğim gibi biz taşın altına elimizi koyuyorduk, bu saatten sonra vücudumuzu koyacağız. Yabancıya satışlar kısa vadeden sonra hızlı bir şekilde artacaktır. Belki de Türkiye tarihinde rekorlar kırılacaktır. AK Parti'de 18 Ağustos'ta gerçekleşecek 6. olan Büyük Kongre ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Bursa teşkilatı olarak tam kadro Ankara'da olacaklarını belirten Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, partimiz kongre ile yeni sürece uyum aşamasını tamamlayacak dedi. Bizler 18 Ağustos Cumartesi günü bütün teşkilatlarımızla, halkımızla birlikte Ankara Kapalı Spor Salonu'nda olacağız. AK Parti'de 18 Ağustos'ta gerçekleşecek 6. olan Büyük Kongre'ye geri sayım sürüyor. 18 Ağustos bizim için önemli bir tarih. İl Başkanımızın başkanlığında otobüslerle beraber, inşallah yöneticilerimizle beraber Ankara'da gidip o coşkuya hep beraber ortak olacak. Bursa'dan da ortak olmak isteyen tüm vatandaşlarımız için araçlar kaldırılacaktır. Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti'nin kongreyle yeni süreci tamamlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Olan Büyük Kongreyle partimiz içinde bulunduğumuz bu yeni sürece uyum aşamasını da tamamlamış olacak. Bursa Kadın Dernekleri Federasyonu ile İpek Yolu Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği, Türkiye-Kazakistan Eğitim, Kültür ve Sanat Buluşması temalı bir proje gerçekleştirdi. Kazakistan'ın akademisyen kadınları, Bursa'nın tarihini ve sanatını öğrenmek için bir araya geldi. Girişimcilik, beden dili, diksiyon, ebru sanatı, ahşap yakma ve tel kırma gibi birçok alanlarda kadınlarımızı bu çalışmalarımızı usta öğreticilerimizle öğretmekteyiz. Bursa Kadın Dernekleri Federasyonu ile İpek Yolu Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği Kazakistan'dan gelen akademisyen kadınları Bursa'da ağırlıyor. Bursa'nın tarih ve kültür zenginliklerini biz Kazakistan'a taşıyacağız. Onlar da Kazakistan'ın bütün tarihi kültürel zenginliklerini bizlere aktaracaklar. Amacımız yani iki ülke arasında
bir bağ kurmak. Sadece eğitim değil, kültür paylaşımı, sanat paylaşımı, el işleri, bunları paylaşmak. Kültürümüz özelliklerini tanıtmak ve hem de Türkiye'deki hocalardan İpek Koza ve Ebru sanatlarını derinden görmek ve tanımak amacımız. Kazakistanlı kadınlar Bursa'da 10 gün boyunca İpek Koza sanatını öğrenerek iki ülke arasında kültürel bağ kuracaklar. Kazakistan'dan gelen misafirlerimize İpek Koza eğitimi vereceğim. Buradaki amacımız Bursa'daki İpek Koza ve İpek Koza'dan yapılan eserleri Kazakistan'daki gelen akademisyenlere öğreterek kültür alışverişi yapmak. Gaziantep'te sokakta oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlenen adam bombalı tüfekle ateş açtı. 8 kişinin yaralandığı olayda hastaneye kaldırılan bir çocuk yaşamını yitirdi. Olay Hacı Baba Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oyun oynayan çocuklardan gürültü yapmamalarını isteyen 60 yaşındaki adamla çocukların aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın küfürleşmeye dönüşmesiyle öfkelenen adam bombalı tüfekle sokakta toplanan ailelere ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 12 yaşındaki Hakan Gezer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuk ve kadınlara ateş açan saldırgan gözaltına alındı. Çarptığı vatandaşı yerden kaldırmadı, öldü mü kaldı mı hiç bakmadı bile. Olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İstanbul Şişli'de bir motosikletli yayaya çarptı. Havada takla atan kadın ağır yaralanırken motosikletli arkasına bile bakmaya tenezzül etmedi. Karşıdan karşıya geçen kadına böyle çarptı, arkasına bile bakmadan kaçtı. Motosikletli kaçtı. Kadınca alıp çarptı, oradan hemen pozisyonunu aldı. Direkt devam etti. Hiç gerisine durmadı. Yani olay İstanbul Şişli'de meydana geldi. Özel bir hastanede çalışan Özbekistan uyruklu Naz Ömer evine gitmek için iş yerinden çıktı. Karşıdan karşıya geçiyordu ki hızla gelen motosiklet çarptı. Karşıdan karşıya geçiyordu. Ticari taksi yol verdi. Motorlu 70 km hızı vardı. 70 km hızla gelerekten kadına çarptı. Kadın ters takla düşerekten kafasının üstüne düştü. Kaza sonrası ağır yaralanan kadının kafatasının kırıldığı, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. Yaralı kadın çalıştığı hastanede ameliyata alındı. Polis ekipleri kaçan sürücünün plakasını tespit ederken görgü tanıkları kaçan sürücüye tepkiliydi. Bu ıssız bir yerde olsaydı, bu bir cinayete teşebbüs diyorum. Issız bir yerde olsaydı o kadıncağızı yine orada bırakacaktı. O kadın orada ölecekti o zaman. Yani hoş bir şey değil. Yaptığı gerçekten büyük bir terbiyesizlik yani. İstanbul Kartal'da bir servis şoförü iddiaya göre tanımadığı bir kişi tarafından aracının içinde vuruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken servis şoförünü vuran adamın rahat tavrı dikkat çekti. İstanbul'un Kartal ilçesinde bir servis sürücüsü aracına bindiği sırada yanına yaklaşan bir kişi kapıyı açarak ateş etti. Olayın şokuyla neye uğradığını şaşıran servis şoförü kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken yaralanan sürücü kendisini vuran kişiyi tanımadığını ileri sürdü. Olay anı saniye saniye kameralara da yansıdı. Görüntülerde sürücüyü vuran kişinin rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. İstanbul Ataşehir'de 9 katlı bir binanın dış cephesinde yangın çıktı. Büyük korkuya neden olan yangında büyük maddi hasar meydana geldi. Ataşehir'de yeni yapılan 9 katlı bir iş merkezinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada iş merkezinden kopan parçalar çevreye yayıldı. Polis ekipleri binanın önünde toplanan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Yangın itfaiyenin bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Binanın boş olduğu öğrenilirken yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Basmıyor ki yukarı. Dün İtalya'nın Genova kentinde yıkılan köprü enkazında arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükselirken kameralara çok çarpıcı görüntüler yansıyor. Köprünün neden yıkıldığına ilişkin sorularsa hala yanıtsız.
Ambulanslar, itfaiye araçları, helikopterler, iş makineleri. İtalya'nın Genova kentinde yıkılan köprünün enkazında yaşam umudu aranıyor. Yüzlerce kurtarma ekibinin aralıksız sürdürdüğü çalışmalar sırasında enkazdan yardım çığlıkları da yükseliyor. Zamanla yarışan ekipler halatlar yardımıyla çökme anında köprüde asılı kalan bir sürücüyü uzun uğraşlar sonucu kurtarmayı başardı. Saniye saniye kameralara yansıyan o anlarda nefesler tutuldu. Olay yerine giden Başbakan Giuseppe Conte, ekiplerin enkaz altında kalanları aramayı sürdürdüğünü belirtti. Köprünün yıkıldığı anda bölgede etkili olan sağanak yağış, arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırmıştı. Uzmanlar köprünün yıkılma nedenini belirleyebilmek için ellerinde henüz yeterli bilgi olmadığını söylüyor. Köprüyü işleten şirket ise daha önce tehlike oluşturacak hiçbir unsura rastlamadıklarını açıklamıştı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren sıcak bir gelişmeyi aktaracağız şimdi. Kurban Bayramı nedeniyle bu ay emekli maaşları erken ödenecek. Emekliler maaşlarını 19 Ağustos'tan itibaren bankamatikler, 20 Ağustos'tan itibaren de bankalardan çekebilecek. 1000 liralık bayram ikramiyeleri de yarından itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacak. Bir kez daha üzerinden geçelim. Emekliler Kurban Bayramı nedeniyle emekli maaşlarını bu ay erken alacaklar. Maaşlar 19 Ağustos'tan itibaren, yani pazar gününden itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos pazartesi itibariyle de bankalardan çekilebilecek. 1000 liralık bayram ikramiyelerinin ödenmesine de yarından itibaren başlanacak, hesaplarına yatırılacak. Ve şimdi tekrar devam edelim dış gelişmeyle. İngiltere'de dün başkent Londra'daki parlamento binası önünde yaşanan olayın şoku atlatılmaya çalışılıyor. Terör kapsamında soruşturulan olayda şüphelinin kimliği de belli oldu. Polise göre Sudan asıllı İngiliz vatandaşı olan 29 yaşındaki Salih Hatter, parlamento binası önündeki saldırıyı gerçekleştirdi. Hatter'in daha önce İngiliz istihbaratınca izlenmediği ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının da tespit edilmediği açıklandı. Birmingham'da yaşanan Hatter'ın Londra'ya bir gece önce ulaştığı ifade edildi. Saldırıda kullanılan aracınsa Nottingham'da 6 Sudanlı'nın yaşadığı bir adrese kayıtlı olduğu belirlendi. İsveç'te 97 aracın kundaklandığı saldırılara ilişkin soruşturma Türkiye'ye sıçramış durumda. Soruşturma kapsamında kundaklama eylemlerinin şüphelilerinden birinin Türkiye'de gözaltına alındığı açıklandı. İsveç polisi kundaklama olayının şüphelilerinden birinin Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken gözaltına alındığını duyurdu. 20'li yaşlarında olan şüphelinin İsveç'e iade edilmesi bekleniyor. Yaşları 16 ve 21 olan ve Göteborg'un kenar mahallelerinden Frölung'da yaşayan iki şüpheli de olayın hemen ardından gözaltına alınmıştı. Dün meydana gelen ve İsveç kamuoyunda büyük tepkiyle karşılanan olayda Göteborg kentinin Frölung'da ve Kalbo bölgelerinde 80, başkent Stockholm'un Skarholmen bölgesinde 7, Uppsala kentinde 6, Malmö ve Helsingborg'da da ikişer araç kundaklanmıştı. Taliban'ın büyük bir saldırı başlattığı Afganistan'ın Gazne kentinde çatışmalar devam ediyor. Afgan ordu birlikleri Taliban militanlarını kent merkezinden çıkardı. Stratejik noktalarda kontrolü ele aldı. Yüzden fazla güvenlik görevlisi ve militanın hayatını kaybettiği çatışmalar Gazne kenti çevresinde yoğunlaştı. Çatışmalar sırasında NATO güçlerine bağlı savaş uçakları da Afgan birliklerine havadan destek veriyor. Giriş ve çıkışlar kapatıldığı için binlerce sivil çatışmalar arasında mahsur kalmış durumda. Kentte gıda ve su sıkıntısı da yaşanıyor.
Taliban, Baglan vilayetindeki bir askeri üsse de sabah saatlerinde saldırı düzenledi. En az 38 askerin hayatını kaybettiği çatışmada çok sayıda militan da öldürüldü. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande, Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun geçtiğimiz hafta Yemen'le düzenlediği hava saldırısında yaralanan çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Grande, hastanede gördüğü tablo karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Lisa Grande, o Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü. Grande geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'e düzenlediği hava saldırısında yaralanan çocukları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında yetkililerden bilgi alan Grande gözyaşlarına hakim olamadı. Birleşmiş Milletler olarak saldırıyı kınadıklarını vurgulayan insani yardım direktörü en ağır bedeli insanların ödediğini belirtti. This is a tragedy and there can never, never, never be justification for it. Saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bağımsız bir soruşturma komisyonu oluşturulması için harekete geçti. Yemen'de 2016 yılından bu yana gerçekleşen saldırılarda 2400 çocuk yaşamını yitirdi, yüzlerce çocuk sakat kaldı. Güney Amerika ülkesi Şili'den bir kurtarma görüntüsü gelecek şimdi ekranlarınıza. Ağların arasında mahsur kalan balina dalgıçlar tarafından bakın nasıl kurtarıldı. Görüntüler Şili'deki Wollaston Adaları açıklarında. Gore'ye geçidi olarak bilinen bölgede sahil güvenlik ekiplerine gelen bir ihbar üzerine harekete geçen dalgıçlar ağlara takılan bir balina buldu. Önce dalgıçlardan kaçan, ardından ağların kesilmeye başlamasıyla kendini derin sulara bırakan balina, 3 saatlik bir çalışmanın ardından özgürlüğüne kavuştu. Bu son haberimizdi efendim. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.